Bazen bir yere varmak için yola çıkarsınız. Hiç aklınızda yokken önünüze sizi maceraya davet eden kapılar çıkar. Bunlardan bazıları da geçmişe açılır. Bir bakmışsınız bir kahverengi tabela sizi baştan çıkarmış, siz de yoldan çıkmışsınız. Türkiye her adımda bizi şaşırtmaya hazır. Siz de kahverengi tabelalarla yoldan çıkın, BMW'nizle her yolculuğunuz bir maceraya dönüşsün. Bugün yine İstanbul'u keşif için ayırdığımız bir gün. İstanbul'da bugüne kadar görmediğim belki binlerce yerden birini daha göreceğiz. Balat'taki Meryem Ana Kilisesi'ni bugün bana Dinç anlatacak. Dinç, anlat bakalım. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Panayya Vlahernaya Ayazmalı Meryem Ana Kilisesi'ne gidiyoruz. Balat'a gidiyoruz yani. Balat çok ilginç bir bölge. Yani çok tarihi bir yer. Aynı zamanda Türkiye'de yaşayan Rumlar için de önemli bir bölge. Neler var orada? Şimdi Balat hem Yahudiler için hem de Ortodoks Rumlar için son derece önemli gerçekten. Yahudiler için önemi 1492'de 2. Beyazıt zamanında 200 bine yakın Yahudi İspanya'dan, Portekiz'den kovuldukları zaman ilk yerleştirildikleri yerdir. O yüzden orada ilk sinagoglarını bulabiliriz. Seferatların ilk yerleştikleri yer Balat'tır. Rumlar için önemi Patrikhane orada. Hı hı. Patrikhane orada. Ener Rum Lisesi orada. Hı hı. Ve orada gerçekten çok eski kiliseler var. Burası iki defa yandıktan sonra 1800'lerin ikinci yarısında tekrar inşa edilip açılıyor. Ne zaman? 13 Haziran 1860'ta bu bulunduğumuz bina Abdülmecit zamanında tekrar hizmete giriyor. Yani 160 yıllık bir binanın içinde duruyoruz. 160 yıllık bir binanın içinde. Tabii kuruluşuna göre 453 yılına göre nispeten yeni ama yine de nereden baksan 160 yıllık bir ibadethanenin içinde bulunuyoruz. Peki şimdi buranın bir iki tane esprisi var. Bunlardan bir tanesi Hazreti Meryem'in görünüşüne dair. Tabii. Anlattığın Avar kuşatması sırasında Meryem'in görünüşüne dair ikona. Şu var, ilk anlatmamız gereken ikona aslında bu. Hodrigetia, yani liderlik eden anlamına gelen ikona. Bütün halk ellerinde bu ikonalarla duvarların etrafında dolaşıyorlar. Bir de daha küçük ikonalar var burada. Gözlemlediğim bir şey anlatayım ben sana. Ortodokslar kiliseye girdikleri zaman bu ikonalara çok büyük bir hürmet gösteriyorlar. Ve bu hürmetin sonucunda girdiklerinde ya direkt olarak ikonayı öpüyorlar ya da ellerine bir öpücük kondurarak ikonayı öpüyorlar. Ben bunu önce anlamadım. Ben tarihçi olduğum için buna direkt olarak bir pagan, çok tanrıcılık yani resme saygı gösterme olayını. Fakat değil miymiş? Başka bir değilmiş. Bana Rum Ortodoks bir arkadaşımın anlattığı kadarıyla onların inancında bu ikonaların içerisinde o insanların ruhu bulunuyor. Ve ona gösterdiğin, ikonaya gösterdiğin saygı aslında direkt olarak o insana gösterilen sevgi ve saygı oluyor. Dinç, harika bir tur oldu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama benim bir ihtiyacım daha var. O da sıcak bir kahve. Kesinlikle çok güzel fikir. Süper. Üşüdün mü peki? Üşüdüm aslında zaten. Evet, o zaman bütün anlattıklarına karşılık bir küçük fiyak da ben sana yapayım ve seni ısıtayım o zaman. Koltuğundan başlayabilir bir şey. Aha, çok güzel bir sürpriz. Teşekkür ederim. Çok güzel gün oldu. Çok büyük keyifti gerçekten. Çok sağ ol. Ama bu kiliseler bahsini burada kapatmayalım. Beni bir yere daha götürmeni istiyorum önümüzdeki haftalarda. Tabii ki. Ben seçeceğim. Tamam. Ve sana soracağım. Tamam. Yapabiliyorsak oraya gideceğiz. Kesinlikle. Okey, ben düşünmeye başlıyorum. Tamam, harika olur bence.